yaptı. 3-2 geliyor Beşiktaş. Tümer, Tümer hareketlendi. Pasını verdi. Gökhan gol pozisyonu. Gökhan 2 alıyor. Gökhan Güneş 2 alıyor. Beşiktaş farkı 2'ye çıkartıyor. Herkese merhabalar. Meslek Hikayelerinin 12. bölümüyle bugün karşınızdayım. Bugünkü misafirim yeşil sahalardan tanıdığımız ve futbol severlerin İnegöl Spor, Gaziantep, Beşiktaş, Denizli Spor, Bursa Spor ve Şanlıurfa Spor'dan tanıdığı futbolcu Gökhan Güleç. Gökhan merhabalar, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olasın. Öncelikle beni kırmayıp bu röportajı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Biliyorum çok yoğun bir çalışma temposu içerisindesin. Farklı iş kollarında futbolu bıraktıktan sonra devam ediyorsun. Dolayısıyla gerçekten teşekkürler böyle bir zamanda bana ayırdığın için. Biz teşekkür ederiz, sağ ol. Gökhan, öncelikle bir seni tanıyabilir miyiz? Futbola kaç yaşında, nerede başladın ve bu süreç nasıl ilerdi hayatında? Ben İnegöllüyüm. Futbola İnegöl Spor'da başladım, İnegöl Spor'da bıraktım. Yani başladığım yerde bıraktım. Somon balığı gibi. Başladığımız yere döndük. Yaklaşık 7 yaşından beri İnegöl Spor'un altyapısında oynadım ve her yaş kademesinde oynadım. İnegöl Spor'un bizim zamanımızda biraz daha altyapısı daha güçlüydü ve rekabet oranı daha yüksekti açıkçası Türkiye genelinde. Daha çok milli takımlara oyuncu gönderen, daha çok şu anın böyle altın ordu gibi bir yapısı vardı açıkçası. Güçlü bir altyapısı vardı. 20 yaşına kadar, 19 yaşına kadar İnegöl Spor'da oynadım ve 17 yaşında profesyonel oldum. İnegöl Spor'da oynamaya başladım. Bir sene, bir buçuk sene İnegöl Spor'da oynadıktan sonra Gaziantep Spor'a transfer oldum. Bu kadar kısa mesafede İnegöl, Bursa bu kadar yakınken neden Bursa Spor değil de Gaziantep diyorlar? Onun da şöyle bir tarafı var. O zaman Bursa Spor bir alt ligdeydi. 2003-2004. O yüzden çok fazla da öyle genç oynatalım, oyuncu çıkartalım öyle bir durumda değildi ve bir an evvel üst lige çıkması gerekiyordu. O yüzden de ne onlar bizi tercih etti, bizim de böyle bir şeyimiz olmadı. Zaman zaman böyle soru geliyor çünkü İnegöl Spor'dan neden Bursa Spor varken Antep Spor'a gidildi diye. Onun açıklaması bu. Gaziantep Spor'a gittim. Gaziantep Spor'da da bir sene oynadıktan sonra hızlı bir şekilde Beşiktaş'a transfer oldum ama transfer olmamın sebebi Gaziantep Spor'da göstermiş olduğum performans değildi. Milli takımda oynuyordum o dönemde. Ümit Milli Takım'da ve U20 yaş grubunda oynuyordum. Süperlik performansından değil de daha çok umut vadeden futbolcu gibi transfer edildim. Ondan sonra o dönemde hocamız Tigana'ydı. Bana güvendi ve orada ciddi bir kariyerimde ciddi bir ivme gösterdim yani o sezonda. Beşiktaş'ta oynadım. Ondan sonra hoca değişti. Ben daha çok oynayacağım bir takıma gitmek istedim. Kim gelmişti Tigana'dan sonra? Tigana'dan sonra Ertuğrul Sağlam geldi. Ertuğrul hoca kadroda düşünmediğini söyledi. Ben de Deniz Spor'a transfer oldum. Evet. Ondan sonra Deniz Spor'dan geri geldim. Yine Ertuğrul hoca vardı. Ondan sonra yine düşünmediğini söyledi. Ben Bursa Spor'a geldim. Sonra yine Bursa Spor'a geldi. Sonra Ertuğrul Hoca yine Bursa Spor'a geldi. Yine kadroda düşünmediğini söyledi. Ben Kasımpaşa'ya gittim. Allah'tan oraya gelmedi. Allah'tan oraya gelmedi hocam. Ondan sonra Kasımpaşa'da çok güzel bir 3 sene geçirdim. Bilmiyorum yani futbolcu arkadaşlar bilir. Özellikle Bursa Spor ve Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Kasımpaşa bize çok konforlu geldi. Seyirci baskısı yok, taraftar baskısı yok. Ödemeleriniz gününde alınıyor falan. Evet. Herhalde dedim ben ömür boyu Kasımpaşa'da oynayabilirim. Bir de ben çok fazla böyle futbol hayatımda da yani böyle çok fazla bilinmezlik faktörlerine yani futbolu bırakmamdaki en büyük sebeplerden biri de bu yani. Futbolu bıraktım, ticarete yöneldim. Tam 30 yaşında futbolu bıraktın değil mi? Yani evet, tam 30 yaşında futbolu bıraktım. Bilinmezlik faktörünün çok yüksek olduğu bir alan futbol. Çok değişik faktörler var. Aslında futbolun o tarafı beni biraz böyle itiyordu. Yani bir gün buradasınız, bir gün Urfa'dayım, bir gün İstanbul'dayım, bir gün Azerbaycan'dayım. Yani çok fazla böyle bilinmezlik faktörünün içinde bulunduğu şeyler beni fıtraten böyle çok memnun etmiyor. Bir de futbol hayatımın sonlarına doğru artık ivme böyle aşağı doğru gitmeye başladı. Yani, performansına mı yansıdı yani? Yok, hem performansıma yansıdı hem de arayan takımlar işte şu şehrin biz çıkmaya oynuyoruz işte bize gel falan biraz böyle Süper Lig seviyesinden aşağı doğru gitmeye başladı. İşte şampiyon olmak isteyen takımlar alt liglerde işte aramaya başladı. Yani artık takım istenme oranım artık Süper Lig seviyesinden aşağı doğru kaymaya başladı. Ben de böyle artık oraları gördükten sonra işte bir sene orada, bir sene orada, bir sene orada, bir sene orada. Hani böyle bir profil değilim ben yani. Kafamda da böyle bir şey canlanmıyor. O yüzden dedim ki Gökhan sen
artık yavaş yavaş yolun sonuna geldin. Başladığın yere dön. İnegöl Spor'a geldim. İnegöl Spor'da da zaten bir ticari bir şirket kurdum o zaman. Yani İnegöl Spor'a gelmemdeki amaç boldan sonraki hayatımı yavaş yavaş düzene koyma gibi. Bir de işte yakın arkadaşlarım, dostlarım bilir. Böyle girişimci bir yapıya da sahibim. Yani futbolu bıraktıktan sonra 4-5 tane ayrı iş kulvarında yatırımlarımız oldu, girişimlerimiz oldu. Bu alanda futbolcu arkadaşlarıma da yardımım oluyor. Yani onlarla beraber fikir veriyorum. Ön ayak oluyorum. Bildiğiniz gibi biz çok kısıtlı bir zaman içinde çok fazla para kazanıyoruz. Evet. Ve bu finansal okuryazarlık olmadığı zaman da bu gerçekten aynen, çok ciddi bir sıkıntıya dönüşebiliyor. Tabii sporcu arkadaşlarıma da, futbolcu arkadaşlarıma da konuda yardımcı oluyorum. İleride de zaten böyle bir düşüncem de var. Yani danışmanlık şirketi gibi bir şey. Yani Sporcu Yatırımları Birliği gibi böyle biraz daha yüksek volümlü anonim şirket. Çok kısa zamanda dediğim gibi çok yüksek paralar kazanılıyor ve bunların yatırımları genelde çok yanlış oluyor bizim tarafımızda. Bir de çok erken yaşta bu paraları kazanmaya başlayınca herhalde... Aynen, yani bizim futbolcular olarak zaten gelir seviyesi hep böyle düşük ailelerden oluşuyoruz. Evet. Yani öyle bir basketbolcu, bir voleybolcu profilinden biraz uzağız açıkçası. Evet. Yani biraz böyle sektöre biraz yukarıdan baktığımda öyle görüyorum. Babam zaten tüccar bir adam. Biz çarşılarda büyüdük. Müşteriye ürün satmasını, müşteriye eğilmesini, hoş geldin demesini, buyur etmesini bilen insanlarız. Yani ticarete uzak bir insan değiliz. O yüzden ticarete yöneldim. Futbolu bırakmadım aslında. Ticareti tercih ettim. Baktığınız zaman ticari hayatımda da futbolun çok ekmeğini yedim. Değil mi? Açıkçası. O mutlaka reputasyon ticari hayatınızda mutlaka çok faydası oluyor. Futbolculuk kariyerim boyunca hiç böyle unutamadığın bir maç ya da bir anın, bu sadece saha içerisinde ve saha dışında da aynı şekilde var mı? Valla tabii bir sürü anımız var. Bir sürü maç oynadık. Final maçları çok değişik oluyor. Yani 3 tane final maçı oynadım kariyerim boyunca. 3'ünü de kazandım. Üçünün sonunda da kupa geldi. Hangi maçları? Hiç final kaybetmedim. Biri Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası. 3-2 kazandık. 2 tane Tümer abi attı. 1 tane ben atmıştım. RGS ile oynadık. Yine bir sene sonra yine Türkiye Kupası. Hı hı. Yine orada da kazandık. Bir de Kasımpaşa Adana. Yani hayatımda unutamadığım maçlardan biri. Playoff finali. Tüm sezonun 90 dakikaya sığdığı bir maç. Yenersen üst lige çıkıyorsun. Yenemezsen sezon çöp oluyor. Evet. Böyle bir maç. Allah bu mesleği yapan herkese nasip etsin. Çok güzel ama gerçekten çok heyecanlı. Riskli bir de değil mi? Çok riskli. Bir de sen bir forvet olarak aynen, gözler senin üstünde. Aynen. Takımın o maçta da bir gol nasip oldu. Öyle de bir hikayemiz var. Son dakikada CSK atmıştım. Sonradan girdim. Bir tane Kneversson asist yaptım. Bir de 90. dakikada o maçı söyleyebilirim. Gökhan, 10 yıllık bir futbol kariyerinden bahsediyorsun ve gerçekten bu kariyer boyunca da çok kaliteli takımlarda top koşturdun. Şimdi bu videoyu izleyen genç arkadaşlarım da olabilir ya da bu futbol serüvene başlamış ama daha yolun başında olan arkadaşlarımız da olabilir. Senin kendilerine bu işin içinden gelmiş bir profesyonel olarak ne tür tavsiyelerin olabilir? Yani neyi yapsınlar, neyi yapmasınlar? Benim gözlemlediğim özellikle son dönemde, belki bana söylenilen şeylerden bende algıda seçicilik de olabilir ama aileler çocukların futbolcu olsun diye çok fazla çocuklarına baskı yaptıklarını görüyor. Bunu gözlemliyorum ama şunu unutmamak gerek. Geçen bir arkadaşımla konuşurken hani bu örneği vermiştim. Yani yılda 52 hafta var. Bir haftada da 3 kez bir milli piyango çekilişi oluyor. Çeşitli oyunlarla alakalı. İşte milli piyangodan yılda nereden baksanız bir 160-170 kişi büyük ikramiyeyi kazanıyor ve zengin oluyor. Doğru. Şimdi ailelerin futbola bakış açısı açıkçası biraz bu. Biraz ekonomik. Genç futbolcu sayın diyorum bu sene Süper Lig'de oynayan, parlamış genç futbolcu sayın bana dediğimde biri ya da ikiyi geçmiyor. Genç. Yani bu şu demek oluyor. Milli piyangodan dahi daha büyük bir piyango futbolcu olmak. Kesinlikle. O zaman yani buradan bu dersi çıkartabiliyoruz. Buradan şans faktörü mü peki sence Gökhan? Şans faktörü değil kesinlikle ama yani çocuklarımıza bu yükü yüklemememiz gerekiyor. Bunun içinde sakatlığı var. Efendime söyleyeyim, şanssızlığı var, sıçrama yapabileceğim bir sezonu kaçırman var. Ailelerin o yüzden çocuklarına baskı yapmaması, biraz böyle su akar yolunu bulur modunda biraz düşünmeleri gerekiyor. Genç arkadaşlara tavsiyem, bunu yaparken yanında da şununla ilgileneyim, işte hobi olarak üniversiteme de devam edeyim, efendime söyleyeyim şunu da yapayım, bunu da yapayım diyebileceğiniz bir şey değil. Yok. Tamamen odaklanıp adeta böyle kendinizi kampa alıp futbolcu olmak için kendinizi adamanız gerekiyor. Evet. Yani ancak bu şekilde başarılı olabiliyorsunuz. Çünkü çok büyük bir rekabet var. Menajer anlamında ne düşünüyorsun? Yani bir çocuk çok yetenekli gerçekten ama doğru menajerle çalışmıyor. Bu da onu bir üst tarafa
taşımıyor. Böyle bir şey söz konusu mu yoksa tamamen iş futbolcuda mı bitiyor? Biraz dediğiniz var, biraz dediğiniz yok. Yani şimdi altını çamura dağıtsanız altın altındır. Yani üstünü biraz temizlediğinizde altın altındır. Ama zaman zaman bazı futbolcular bazı kendilerini taşıyacak insanlarla geç tanışıyorlar. Bu kayıp belki hayatlarına mal oluyor. Sadece öyle bir şey söylenebilir ama hiçbir tarafının düzgün olmadığı bir sektörde hani bu tip sıkıntıların da yaşanması normal. Yani menajerlik kavramının ülkemizde anlayış biçimi çok farklı bildiğiniz gibi. O yüzden bazen bazı menajerlerle zaten çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Yani mecbur mu bırakılıyorsunuz? Mecbur bırakılıyorsunuz. O yoksa transfer olmuyor mu? Olmaz abi. Yani sen şimdi... Eş dostu değil abi. Yönetici menajerle ortak abi. Şimdi bu sadece Türkiye'de, tüm dünya piyasasında bu şekilde. Yöneticiyle menajer ortak. Yani sen diyorsun ki şu paraya geleceksin, şu menajerle geleceksin diyor adam. Ne yapacaksın sen yani? Mecbur. Mecbur gidiyorsun, anlaşıyorsun. Yani bu sektörün çok konuşulmayan bir yarası yani. Kesinlikle. Öyle olmazsa nasıl olur? Onunla alakalı da bir formül yok. Çünkü kulüpler dernekler kanununa göre yönetildiği için bir yönetici geliyor. Ortada belli bir para var. Bu parayı faturalı bir şekilde dışarı çıkartırsan para senin. Yani böyle saçma bir sistem olduğu için adam onun parayı çıkartma yöntemini buluyor. Adam gidiyor futbolcuyla anlaşıyor. Sen şu para alacaksın. Futbolcuya şu kadar para veriliyor. Geri kalan para bir bakıyorsun menajerle yönetici futbolcudan daha çok para kazanıyor. Komisyon bedeli olaraktan alınıyor. Yani millet de işte bağırınıyor, çağırınıyor. İşte şu takım için ölürüm, bu takım için ölürüm falan filan. Saçma sapan şey bir ortaya çıkıyor. O amatör taraftarlar olayım. Ne oğlum farkında değil böyle. Ya taraftar bu anlamda gerçekten ben taraftar gözüyle yıllardır Bursaspor destekleyen bir insan olarak biz biraz duygusal düşünebiliyoruz tabii ki bu konu hakkında ama tabii ki profesyonel olarak futbolcular bu işi tamamen profesyonel anlamda yapıyor. Ve ben şeyi anlamıyorum Gökhan, o konuda ne düşünüyorsun? Mesela isim vermeden söylemek istiyorum. Bazı futbolcular var, hangi takıma transfer olursa o böyle bir armayı öpme var. Ne yapacaksın? Öpeceksin abi. Ne yapacaksın abi? Şöyle doğdum, bu takımda doğdum. Ben şöyle bir, yani şunu hayatımızda yaşadık abi. Gidiyorsun bir takıma, başkan diyor ki işte bizimle alakalı açıklama yap. Yani bu takım, küçükken bu takımı tuttuğunla alakalı açıklama yap diyor abi. Ben bunu duydum yani. Mecbur kalıyorsun değil mi? Şimdi ben futboldan bir beklentim olmadığı için bunları söyleyebiliyorum şimdi mesela. Evet. Ama futboldan beklentisi olan kardeşim atıyorum şimdi Bursaspor'da hoca olmak istiyor. Galatasaray'da hoca olmak istiyor. Beşiktaş'ta hoca olmak istiyor. Kendine böyle bir kariyer planı çizmiş. Mecbursun abi o takımlıyım demeye. Taraftarı şirin gözükmek zorundasın. Ama taraftar senin kiranı ödemiyor. Tabii ki. Bütün futbolcu arkadaşlar mecburen hangi takıma gidersen ya o takımı tutuyordum, bu takımı şöyle yapıyordum. Çocukluk hayalimdi. Çocukluk hayalimdi falan filan mecbursun. Yapacak bir şey yok. Küçükken hangi takımı tuttuğunu söyleyemiyorsun. Ya evet ya. Ya burada ya. Burada işte herkes biliyor gerçi de işte kimse kimseye söylemiyor. Bakıyorum böyle futbolcu arkadaşlar bazen bir takıma gidiyorlar, açıklama yapıyorlar ya da teknik direktör arkadaşlar. Ne yapacaksın abi? Yapacak bir şey yok ya. Mecbur. Ya bu devran bu şekilde yürüyor. Yapacak evet ama yok. Saçma bence. Yani onu artık seyirci, ya futbol tüketicisi de artık bunun farkına varıp abi adamın orada derdi paraya. 35 yani. Yaşına kadar ne kazandım kazandım. Aynen öyle. Şey diyorlar bize işte ya işte sahaya çıkınca ne hissediyorsun? İşte şu takımla oynuyorsun, bu takımla oynuyorsun. Abi ben halı sahada ne hissediyorsun oynarken ben onu hissediyorum. Üstümde ne forma var, ona karşı mı oynuyorum ya da ben ne forma... Ben bir para alıyorum bu yaptığım iş karşılığında. Ben halı sahada üstüne para veriyorum işte. Takımın kazanmasını istiyorum. Takım kazanırsa onu da neden istiyorum? Para kazanacağım yani. Tabii ki. Hani futbolcunun derdi budur. Bu futbolculara bu kadar anlam yüklemeyelim yani. Kesinlikle. Şimdi işte bakıyorsun bir takımdan bir takıma transfer oluyor, linç oluyor falan filan. Abi yapacak bir şey yok ya. Yani herkes ekmeğinin peşinde. Mesela bir Fatih Tekke örneği ben çok seviyorum. Fatih abi. Çıktı Beşiktaş anlaşma yapar. Ben Trabzonsporluyum dedi yani. Hani taraftar çok duygusal bakıyor. İşte Fatih abi gibi de doğru sözlüler çok fazla da bu sektörde barınamıyor. Yalan söylememiz lazım yani. Doğru söylüyorsun. Maalesef. Çok, bir türlü içine sindiremedik. Çok çok az oynadı yani. Bu konuda ben Burak Yılmaz'ı çok şey yapıyorum. Yani adam ya Burak Beşiktaşlı herkese... abi. Evet. Burak Beşiktaşlı. Geldiğinde de Beşiktaşlıyım dedi. Ama şimdi Beşiktaşlısın. Bir tarafta Trabzonspor var. Evet. Bir tarafta Galatasaray var. Evet. Bir tarafta Fenerbahçe var. Aynen. Yani şimdi benim de kariyer planımda bu takımlar olsaydı ben de dördünden olurdum abi. Ya adamın bir hikayesi var yani. Dört büyük takımda oynamış ama Burak ilk geldiğinde benim ilk takımdan arkadaşım. Zaten Beşiktaşlıydı. Babası da Beşiktaş'ta oynadı. Transfer sürecini de çok iyi biliyorum o dönemdeki. Yani biz çok konuşuyorduk. Ben ondan yarım dönem önce geldim.
hani Beşiktaş'ta oynamak istediğini çok iyi biliyorum yani. Beşiktaşlı olduğu için. Burak zaten Beşiktaşlı ama şimdi Trabzonspor'a hizmet etmiş. Trabzon taraftarı onun golleriyle coşmuş. Galatasaray keza Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir başarı gösterdi. Baktığın zaman Fenerbahçe'de çok fazla başarılı olamadı. Fenerbahçe ile öyle çok fazla bir gönül bağı olamaz. Ama Galatasaray'la Trabzon'la ciddi başarılar yakaladı. Türkiye Ligi'ndeki bu yabancı kısıtlamasıyla alakalı ne düşünüyorsun? Valla bu yabancı kısıtlamasıyla alakalı çok fazla insanın görüşü var. Yani bir kere yabancı oyuncu sınırını neden koyup koymadığımızı bilmiyoruz. Evet. Bence en büyük problemimiz o. Yani bir düzenleme neden yapılır? Ya mevcut faydayı optimize etmek için yapılır. Hı. Ya da ortada bir sorun vardır. O sorunu çözersiniz. Yani biz yabancı sınırlamasını yaptığımızda hangi sorunu çözüyoruz ya da hangi faydayı optimize ediyoruz? Bu soruların önce karşılığı yok. Şimdi bu soruların karşılığı olmadığı için bugün 7, yarın 6, öbür gün 10, öbür gün 12. Yani böyle futboldaki düzen bu. Sabah kalkılıyor. O günkü ruh hali neyi içeriyorsa bir hedef yok, bir plan yok. Bu değişiklikler futbolumuzun zaten başı bozuk bir şey, tavuk gibi. Yani nereden ne olacağı belli olmayan. Yani bir altyapımız yok, bir kurallarımız yok, belli bir düşünce yapımız yok. Yani bir planımız yok. Kulüpler hala dernekler yasasına göre yönetiliyor. Bundan 30 sene önce değişmesi gereken futbol yönetim şekilleri hala işte köhne. 30 sene önceki bunların hepsinin ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar plansız olduğunu, ne kadar düzensiz olduğumuzu gösteriyor. Ben de zaten eğer futbolla alakalı bir şey yaparsam, yönetim kademelerinde bir şey yapmak istiyorum. Antrenörlük ya da... Antrenörlük kesinlikle düşünmüyorum. Onunla alakalı hiçbir kursa katılmadım. Hiçbir belge almadım. Futbolun sorunları antrenörlükte falan değil, Türk futbolunun. Tamamen yönetimsel anlamda. Evet. Çok ciddi sıkıntılar var. Örnek veriyorum işte şimdi uzağa gitmeyelim. Ben Bursalıyım. İşte Bursa, biz de bu programı Bursa'da çekiyoruz. Bursa Spor özelinde konuşalım. İşte İbrahim Yazıcı'dan sonra işte Erkan Köristan. Ondan sonra Recep Bölükbaşı. Ondan sonra Ali Ay. Ondan sonra Mesut Mestan. Ondan sonra Erkan Kamat. Şimdi 10 sene baktığınız zaman 10 senede Bursa Spor'un geldiği durum. Şimdi eğer problem insanlarda olsaydı, problemin kaynağı başkanlar olsaydı biri gittiğinde düzelirdi. Yani biri gittiğinde düzelmiyorsa demek ki sistemde bir sıkıntı var. Sistemi düzeltmemiz gerekiyor. Gerçekten hayata geçirecek. Kiminin düzeltmek bazı şeyleri işine gelmez. Bazı şeyleri düzeltmek işine gelmiyor belki de. Ama dediğim gibi futbol işte al herhangi bir takımı al. Bir camiayı al. İçine bak. İçinin ne durumda olduğunu gör. Gördüğün zaman yani diğerlerini kopyala. Yani hepsi aynı. Yani Fenerbahçe'si, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Bursaspor'u. Camia dediğimiz kulüplerin hepsinin yönetim biçimi aynı ve geldikleri borçluluk oranları da nispeten aynı. O yüzden demek ki problem insanlarda değil. Başkanlarda değil, yöneticilerde değil, problem sistemde. O yüzden sistemi düzeltmek gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bugün Meslek Hikayelerinin 12. bölümüyle karşınızdaydık. Bugün futbolcu olmak adına sevgili Gökhan Güleş'ten çok yararlı bilgiler aldığımızı düşünüyorum. Sadece futbolcu olmayı değil, futbol sektöründeki bazı sorunlara değindi kendisi ve bu anlamda da yorumlarını bizimle paylaştı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki meslek hikayesinde tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.